toplumumuzda yaygın olan bir kanaat var. Evet. Bu kanaatin özeti şu. Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Veya Kur'an-ı Kerim'i her adam anlayamaz. Bu yargı, bu kanaat bizim din adamı sınıfı olarak tanıdığımız ya da kendilerini öyle tanıtan zümre arasında da yaygın. Bu kanaat nasıl doğmuş? Bunun tarihi arka planında ne var? Yani kendi kendine mi ortaya çıkmış ve dayanığı var mıdır? Bu konuda neler? Efendim, şayet önce düşünceyi eleştirelim. Kur'an anlaşılmaz bir düşüncedir. Evet. Eğri veya doğru geleceğiz. Kur'an anlaşılmaz ise, varsayalım ki anlaşılmaz ise, biz onu anlamayacaklara onu gönderen, göndermekle zulmün en büyüğünü yapmış olur. Yani Allah onu gönderdiğine göre anlayamayacak kullarına göndermiş olmakla illa vüs'aha sözüyle çelişmiş olur. Yani vüs'atimizin üstünde bize bir yük yüklemiş olur ki bu zulmün ta kendisidir. Zulüm ancak eksiği olan, noksanı bulunanların eksik ve noksanlarını tamamlamak ihtiyacından kaynaklanan başvurdukları bir yanlış yolun adıdır. Ki bir şeyi ait olmadığı yere koymak anlamındadır. Evet. Zulme adil olan, hele mutlak adaleti temsil eden Allah'ın başvurması, yani onun zalim olmasını düşünebilmek ise kesinlikle Allah ile zulüm bir arada bulunamaz. Nasıl ki şirk ile iman bir arada bulunamaz, onun gibi bir şeydir. Kabil değildir, bunu düşünebilmek. Bu itibarla bilakis Kur'an'ın içerisinde bu asırlardır yaygın, din adamları arasında yaygın değil, din adamlarının halk arasına yaydığı ruhban sınıfının, işin biraz ince yanı bu ya, onların evet, işlerine öyle geldiği için halk arasında, halk üzerinde baskınlık kurmak için bilakis kendi aralarında menfaatleri icabı yaydıkları bir yana, bir de halkın üzerinde asıl bu kanaatın yaygınlaşmasının ana sebebi, müsebbibi yok.